Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz üzere Makoto Mobius oynayacağız. Ben yaklaşık 2 hafta önce falan Mikaton 2 oynamıştım. Belki hatırlayanlarınız vardır. Eğer izlemediyseniz şu an sağ üstte çıkıyordur büyük ihtimal. Eğer izleyebilirsiniz o videoyu da. Mikaton 2 oynamıştım. Umarım adını doğru söylemişimdir. Her neyse, o yapımcının farklı bir oyunuymuş. Bu oyunu önerenler oldu. Ben de dedim bakayım bir ve Türkçe aynı zamanda, o yüzden berbat çevirme maruz kalmayacaksınız. O konuda çok mutluyum. Lafı fazla çok uzatmak istemiyorum açıkçası. Hani Mikoton 2'de oynayınca böyle artık bu oyundan da aynı şekilde aynı şiddet ve rahatsız edici görseller bekliyorum. Beklentim bu yönde. Hani dedim Doki Doki falan beni kesmiyor, psikolojim bozulmuyor. Daha nasıl bozabilirim acaba diye düşünüyordum. Dedim bunu oynayayım bari. Birazcık tabii geç olduk, kusura bakmayın, aradan 2 hafta geçti ama işte anca insan vakit bulabiliyor. Bu Charon herhalde şey, bu oyunları yapan kişinin adı yanılmıyorsam. Bir şeyler çıkacak mı acaba? Hey Mobius'u biliyor musun? Mobius bir insan adı mı acaba? Yoksa böyle şey, sanki bir program adı gibi ama. Onun geçmiş senin için bir defaya mahsus değiştireceği söylenir. Bu mu acaba? Makoto. Ölsem benim için daha mı iyi olur? Aha başladık. Daha 30. saniye ölüm. Mükemmel. Çok güzel başladık şu an. Bu arada yaklaşık 2 saat falan sürüyormuş oyun. Hani çok uzun bir oyun değil. O yüzden hani böyle arada kısa bir değişiklik olsun dedim. Kendim için en azından. Ölsem daha iyi mi olur? Olmaz bence. Tanımıyorum seni ama umarım ölmezsin yani. Bir sebepten ötürü ansızın bana bunu sordu. Yanımda oturan kız. Makoto bana bunu sordu. O sıradan bir sınıf arkadaşıydı. Aynı sınıftaydık fakat neredeyse hiç konuşmuyorduk. Tamam. Ama yine de Makoto bana bu soruyu sordu. Tabii garip bir durum. Yani hiç konuşmadığım bir insan sana bunu soruyor. O gece öldü. Allah'ım. İntihar mı, cinayet mi veya kaza mı onu bile bilmiyordum. Hiçbir zaman ne oldu ortaya çıkmadı. Makoto vefat etti. Olayın gerçekliği karanlığım içinde kaybolmuştu. Öğretmenimin bana söyledikleri bundan ibaretti. Kızın hayaleti falan mı peşimize dadanacak, ne olacak? Bu da biz miyiz şimdi? Ben, aynen bak nasıl da anladım. Nasıl bir zekadır bu. Ben gerçekten umursamıyorum. Yanımda oturan sınıf arkadaşımın ölmesini umursamıyorum. Yalnız çok kötü bir durum ya. Of. Yok olup gitmiş olsa da herhangi bir bağımız falan yoktu. Bu olay için hiçbir şey hissetmiyorum. Üzgün bile değilim. Onunla aramızda ufacık bir bağlantı bile yoktu. O sadece tesadüfen yan sıramda oturan biriydi. O hiç var olmasaydı bile her şey yine aynı olurdu. Her zamanki sessiz rutin yaşam. O öldü fakat benim hayatım kaldığı yerden devam edecek. Bayağı duygusuz bir karakter galiba kendisi. Merhaba. Mikio. Günaydın Wataru. Wataru. Bugün çok iyi görünmüyorsun, iyi misin? Ha tamam, bizim karakter. Kusacak gibi hissediyorum, korkunç bir rüya gördüm. Bunlar da oyunun sonunu değiştiriyor mu acaba? Belki değiştiriyordu. Ben korkunç bir rüya gördüm demek istiyorum. Bu kız Mikio. Aynı Makoto gibi, o da benimle neredeyse hiç konuşmayan bir başka sınıf arkadaşı. Görünüşe göre Makoto'nun en iyi arkadaşıydı. Peki bizle niye konuşuyor şu an? Hasten, rahatsız eden bir şey mi var? Aa anladım, rahatsız oldun. Çünkü normalde seninle neredeyse hiç konuşmayan ben birden seninle konuşmaya başladım. Kesinlikle. Bu kız zeki. Bu kız zeki. Ama seninle konuşmaya geldim çünkü senden bir iyilik isteyeceğim. Tahmin ediyordum bunu. Ne isteyeceğim tahmin edebiliyor musun? Yok, ben bilmiyorum. T
Terk et burayı seni tuhaf şey. Bilmiyorum diyeyim. Şey. Mako'ya yardım etmeyi düşünüyordum. Ve bunu yapabilecek tek kişi sensin. Dün seninle konuşmaya yanına geldi değil mi? Sizi izliyordum anlarsın ya. Yardım istemek için en yakın arkadaşı olan ben yerine senin yanına geldi. Benden yardım istemedi, neden bahsediyorsun? Ben salağa yatacağım şimdi. Neden bahsediyorsun acaba? Mako başkalarının ona yardım etmesini gerçekten istese bile bunu dillendiremeyecek türde bir kız. Ne tatlı bir kız ama. Bunu nasıl yapmayı planlıyorsun? Ölü insanlar geri gelemezler. Şimdi gerçi yani direkt ölü insanlar geri gelemezler demek istiyorum ama nasıl yapmayı planladığını çok merak ediyorum bunu. O yüzden ilkini seçeceğim. Endişelendiğin şey bu mu? Bunun için endişelenmene gerek yok Watoru. Watoru. Hey Mobius'u biliyor musun? Onun geçmiş senin için bir defaya mahsus değiştireceği söylenir. Bu bir şehir efsanesi. Yanlış. O gerçekten de var biliyorum. Onunla tanıştım bile. Sen de tanıştın Watoru. Karakterin ismini söylemeyeceğim ben. Bir şey yapamıyorum çünkü. Tamamdır al bunu. O ne acaba? Bu bir Möbius şeridi. Möbius şeridi. Kendim el işi kağıdıyla yaptım. Sen gözlerini kapat, kollarını şeridin içinden geçir ve sihirli sözcükleri söyle. 8 kere Möbius sana yalvarıyorum demen gerekiyor. Bunun mit olduğunu göstereceğim. Sanırım başka seçeneğim yok. Mobius sana yalvarıyorum. 8 kere söyleyeceğiz herhalde bunu aynen. 3 4 5 Belki de sayı saymayı öğreniyorum. Yeni bölümüne hoş geldiniz. 6 7 ve 8. Çok güzel sayıyorum rakamları. Git bakalım Vatoru. Kız gülüyor. Kız iyi değil. Makoto kurtarılabilir mi? Benim tarafımdan. Neden? Nasıl? Ama tam o sırada bilincimi kaybettiğim sırada birinin bana seslendiğini duydum. Bu kaçıncı oldu? Arzuladığın şey ne? Hala anlamıyor musun? Kaderinden kaçmak için ne kadar uğraşsan da en nihayetinde seni yine yakalar. Bunu defalarca kendin yaşayıp görmene rağmen hala anlayamadıysan, o halde bu zaman döngüsüyle mücadele etmeye devam et. Haziran 2013. Sonraki an kendimi orada buldum. Sakin gece esintisi, kibarca ışıldayan ay. Burası Makoto'nun evi miydi? Bizim ne işimiz var orada? Gecenin bir vakti, tövbe tövbe. Bu arada Bismillah, çok güzel bir sesti bu. Biz kız mıyız, erkek miyiz? Uçuyorum galiba şu an. Şöyle uçuyor gibi gözükmüyor muyum havada? Burası Makoto'nun evi olmalı. Buradan sağa sola gidebiliyor muyum? Hayır. Şuradan yukarı gidebiliyor muyum? Eve giresim yok da o yüzden yapıyorum bunları. Yok maalesef. Buraya nasıl çıkacağım? Ha çıktım. Aa bu şeydeki bu tavşan şeyde de vardı. Mikoto 12'de de vardı. Size uluslararası kayıt servisimi sunuyorum. Bu şey save almak için de aynen. İyi. İhtiyacım olacak buna. Ayakkabı dolabı var. Herhangi garip bir şey yok. Yine böyle şey not falan mı toplayacağız? Öyle bir oyun mu kendisi? Ha burada oda varmış. Meşhur saat. Bu bir musluk.
Ucuna su filtresi eklenmiş. Oldukça lezzetli bir su veriyor. Olmalı. Mutfak bıçağı var. Bıçağı al. Hayır. Ama ihtiyacım olacağından emin olabilirsiniz. Bu bir ocak. Gazı aç. Hayır. Niye gazı açacağım abi? Biraz köri kalmış. Yemeği makoto mu yapmış acaba? Güzel kokuyor. Şimdi böyle alternatif bir evrende miyim ben? Bu bir buzdolabı. İçerisinde garnitürler dolu birkaç tane saklama kabı var. Hani bu oyunlarda hep etrafı karıştırmak gerekiyor. O yüzden bakıyorum. Çöp kutusunun içinde katlanmış bir kağıt parçası var. Oku. Okuyayım canım ben. Özele girmeyi çok seviyorum. Bu gece gecikeceğim. Beni bekleme. Benden önce yatağa gir. Baban. Ha, makatomuz o zaman yatakta. Burada iyi bakılmış dekorasyon çiçekleri var. Fotoğraf çerçevesi. Sanırım Makoto ve ebeveynleri var. Herkes çok neşeli görünüyor. Buradaki bütün yemek takımları bir liracıdan alınmış gibi görünüyor. Yani fakir olduklarını mı ima etmeye çalıştı anlamadım. Liracıdan alma. Buradaki bütün yemek takımları 1 lira anladım. Tamam. Hani yemek takımını o şekilde şey yapması garip geldi. Televizyonu açmam gerek. Yalnız şeylerin hepsi aynı. Mikoto 12'deki eşyaların hepsi aynı şey. Yani aynı programla yaptıysa adam ya da kadın kim yaptıysa. Biraz pilav bırakılmış. Ben ilginç bir şekilde tokum şu an. O yüzden yemek görünce karnım acıktı demeyeceğim bu videoda. Burada biraz soğumuş kahve var. Şu telefondan bir şey çıkar bence. Telesekreter bir şey olabilir. Mikio'yu ara. Hayır. Bir kıza bakalım kız ne yapıyor? Yaşıyor mu? Ölüyor mu? Ney? Ondan sonracıma bakarım ben. Bu bir takvim. Haziran 23'ü. Tarihiniz de değişmedi. Konuşamadım da. Tamam burayla işim bitti benim. Bu ne? Okey. Yüzüm aynada yansıyor. Yakışıklı değilim. Ortalamayım hatta daha kötü. Erkekmişiz onu anladım şu an. Burada bir banyo tabiresi var. Sanırım bunu 1 liracıda falan görmüş. Abi bu karakterin 1 liracı takıntısı nedir? Bana bunu birisi anlatabilir mi? Hani bir 1 liracıdır gidiyor. Sadece bir klozet. Duş başlığı. Bir musluk. Isı kontrolü olan türden. Küvet güzel ve temiz gözüküyor. Şimdi bu küvette eğer yıkanılıyorsa bu duş başlığı ve taburenin burada ne işi var? Hani bazı evlerde olmuyor, küvet olmuyor, duşakabin olmuyor. Bu şekilde bir düzenek okey tabure koyarsın, yıkanırsın falan. Burada bu var, buna ne gerek var? Çok gereksiz detaylarda takılıyorum. Bu beni sinirlendiriyor. Küçük bir ev. Aha kız burada yatıyor, çık. Şuraya bakmak istiyorum önce. En son oraya gideceğim. Bu sandalye mi? Bir insan zannettim ben bunu. Makoto'nun babası derken uyukluyor. Cidden mi? Ben sandalye zannettim ama arkadan bakınca aynı karakter. Yani şey modelleme aynı. Bu bir kitaplık. Eski kitaplarla dolu. Ben o notu okuyunca, mutfaktaki notu okuyunca şey düşündüm hani. Babası evde yoktur. Sadece kız vardır evde diye. Baba da burada. Güzel. Ofis çalışanı iletişim yetenekleri edinmek. Birisinin gözlerine bakarken nasıl konuşursun? İş ahlakı falan filan. Burada bir kağıt var mı? Okuyayım. Kahretsin. Bilgisayara şey yapamıyorum babasından dolayı. Çekmecenin içerisinde bir sürü uyku hapı var. Makato'nun babasına zorla yuttur. Makato'nun babasına yutturacağım bunları. Ha, yani şimdilik hayır, şimdilik hayır istemiyorum. Kitaplar bir çeşitli şeyler rafı süslüyor. Zorla yuttur derken hani o hapın zaten etketmesi bir süre alıyor. Ben hapı içtirmeye çalışırken zaten adam uyanacak. Çok mantıklı gelmedi bana. Askıda bir takım elbise asılı. Okey. Bu da babasının yatağı. Bu Japonlar yer yatağını çok seviyorlar. Aslında yerde yatmak omurga için sağlıklı. O yüzden destekliyorum bunu. Hadi bakalım. Sapık gibi eve girdik. Ne olacak bilmiyorum.
Tuhaf renkli bir defter. Okurum, çok severim. Kesin günlük. Lanetleme işlemi. Bir kağıdı ince uzun bir şey şeklinde kesin. Ardından kağıdın bir ucunu ters döndürerek, bakın eğer birini lanetlemek istiyorsanız iyi okuyun buraları. Ardından kağıdın bir ucunu ters döndürerek diğer kollarınızı şeridin içinden geçirin ve 8 kere Mobius sana yalvarıyorum deyin. Hemen ardından bilincinizi kaybedecek ve kendinizi arzu ettiğiniz zaman ve mekanda bulacaksınız. Ondan sonra bu laneti yeni sahibi siz olacaksınız. İki uyarı. Bu bir lanet. Belli bir zaman dilimini sonsuza kadar yaşamanızı sağlar. Kurallara harf harfine uymaya dikkat edin. Aksi takdirde sizin için değerli olan bir şeyi kaybedersiniz. Bir günde kaç kişinin öleceği bellidir. Bunu değiştirmek kesinlikle mümkün değildir. Laneti kaldırmak. Laneti kaldırmanın hiçbir yolu yok. Fakat eğer lanetin sahibi ölürse zaman döngüsü sona erer. Şimdi biz lanetlendik ve ölmemiz gerekiyor galiba. Ben bunu çıkardım bu nottan. Bir kaktüs. Saksının üzerinde Bay Kaktüs yazılı. Burada bir ayna var. Sayısız adet. 8 rakamı kazınmış. Çok güzel. Küçük bir televizyon var. İyi bakılmış dekorasyon çiçekleri. Her gün bunlarla ilgileniyor diyor. Sevimli görünen bir raf. Mendil kutusunun içerisinde bir kedi çizimi var. Bunu Makoto mu çizdi acaba? Bu Makoto'nun günlüğü. Okuyalım. Burada bir şeyler çıkar. Haziran. Ne kadar da kasvetli bir atmosfer. Çok bunaltıcı, zar zor nefes alabiliyorum. Artık hiç gülümseyemiyorum. Kendimi gülmeye zorlasam bile çok ruhsuz gözüküyorum. Beni devam ettiren şey ne? Eğer o şeyi kaybedersem ne olur? Bunun cevabını bulduğum zaman her şey için çok geç olabilir. Aa, onu duyuyorum. Onu tekrar duyuyorum. Lütfen kötü şeyler yapma. Kalbim çok acıyor. Sen merhametsiz birisin. Babam iş yerinde yine sorunlar yaşıyor. Bu şey mi? Babası bunu mu dövüyor? Benim için her gün aynı, aynı zaman aynı mekan. Babama yardım etmek istiyorum. Babama yardım etmek istiyorum. Ne yapabilirim? Bu çok acı verici. Hiçbir şey yapamamak çok acı verici. Keşke sadece bir şeyi değiştirebilseydim. Bana ne olacağı umurumda değil. Muhtemelen bunu kafama takmam. Karşı koyacağımı sanmıyorum. Benim kalbim neyden yapılma? İnsan olarak doğmak yerine kalpsiz bir şey olarak doğmak isterdim. Biyolojik bir yaratık veya mekanik bir şey olması önemli değil. 22 Haziran. Babam yine. Bir şeyler oldu. Babadan bir şeyler olmuş belli. Köri yaptım. Sanırım lezzetli olmuştu. Evde yapacak bir şey yoktu. Ben de ev işi yapma becerimi geliştirmeye devam ettim. Herhangi bir hobim yok. Eskiden vardı. Fakat artık hiçbir şey yapmak istemiyorum. Beni yalnız bırak. Benim için sorun değil. Eğer babam bana ölmemi söylerse ölürüm. Tek yapabileceğim bu. Başka bir seçenek yok. Başka bir yol yok. Bedenim çok ağırlaştı. Hep böyle ağır mıydı? Uyumaya gideceğim. Çökmüş hissediyorum. 23 Haziran. Yatoro ile konuştum. Bu doğru, onunla neredeyse hiç konuşmazdım ama o benim yanı sıramda oturan kişi bizden bahsediyor şu an. Suratında her zaman kasvetli bir görüntü var, aynı benim gibi. Onun yerine konuşamam ama hayatından zevk almıyor gibi görünüyordu. Ona hiçbir şey söylemedim, endişeli veya başka bir şey hissettiğimden değil. Onunla bir şey mi konuşmak istedim? Tam olarak değil, endişelendiğim yok. Konuşacak bir şey yok. Hiç endişeli değilim. Bu kısımdan sonra başka bir şey yazılmamış. Ha, şu an öldürdüğü geceye geldik biz kendini. Bu gece ölü bulunmuş ya bu kız. Biz şu an o gecedeyiz. Nasıl ölmüş onu anlayacağız diye düşünüyorum. Şimdi kızla etkileşime geçsem ne olur? Makoto uyuyor. Makoto'yu kokla. Abi niye sapık gibi koklayacağım ben bunu? Sırf belki yani oyun ilerler bir şekilde diye koklayacağım yoksa taraftarı değilim bu işi. Bu işin kesinlikle. Hani belki kız uyanır bir şeyler olur. Olmadı. Şimdi ben babasına uyku hapı içirmekle başlayalım diyorum. Tamam mı? Aynı zamanda şu bıçağı almak istiyorum.
Bıçak neredeydi? Gazı aç. Burada bıçak yok muydu? Şu şeyde. Bu bir musluk. Ucuna su. Tamam, geç şunu. Şurada bıçak yok muydu az önce? Burada hiçbir şey yok yazıyor. Oha, bıçağı mı aldı babası? Of 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 of. Yok, okumayacağım, hayır. Okudum ben. Burada bıçak yok muydu? Ya o şeyde bıçak vardı. Aynen, bıçak gitmiş. Bıçak gitmiş vallahi billah. Çok güzel. O zaman ben, eğer babası hala uyuyorsa, ki uyuduğunu umuyorum. Bir de bir banyoda bakayım. Burada da değildi değil mi? Yok. Yok, bıçak şeyde, mutfaktaki yerdeydi. Bıçak gitti. Burada bir oda yoktur herhalde en sağda. Tamam, bir şey yok burada. Babası uyuyor mu hala? Uyukluyor. Uyku hapı var. Ben bir yutturmaya çalışacağım. Bakayım ne olacak. Bu babadan bir şeyler olur. Eğer kadar Makoto'nun ölmesini söylüyorsa, eğer kadar Makoto'nun babası tarafından öldürmesini söylüyorsa, ben de babasını tüm gece boyu uyuturum o zaman. Bu şekilde kimse ölmeyecek. Kimsenin ölmediği bir 23 Haziran. Aklıma gelen çözüm buydu. Büyük ihtimalle yanlış yapıyoruz şu an. Evime geri gittim. He. Bu son mu oluyor? Şey, kötü son mu? Evim ışıl ışıldı. Alevler parlak bir şekilde yanıyordu. Bizim evimiz mi yanıyor? O gün annem öldü. Of. Kötü son 4. Birileri bir yerde. Bir saniye şimdi, bir saniye. Devam edeceğiz. Olmaz öyle şey. Kesin iyi son var, tamam mı? Kesin iyi son var. Şimdi hani kız ölmedi ama bizim annemiz öldü. O yüzden acaba direkt şu an başlangıç kısmına geri geldik. En son burada save almıştık çünkü. Ben bu bıçağı alsam, mutfak bıçağını aldım. Bu bıçağı alıp çıkabiliyor muyum evden? Hani babasını uyutsam mı bir de üstüne? Garantiyi almak için, ama bıçak gitmişti. O yüzden evden çıkmama izin verecek mi oyun? Dışarı çıkmak istiyor musun diyor. Dışarı çıkabiliyorum. Bir de bunu deneyeceğim. Eğer bu da olmazsa şey yaparım. Herhangi bir garip bir şey yok diyor. Burada bir şey var mı cebinde? Burada da yok. Çıkacağım dışarı, aynen, bir gideyim. Burada nasıl bir son olacak onu merak ediyorum. Evden ayrıldım. Şunun farkına vardım. Eğer kadar Makoto'nun bugün ölmesini söylüyorsa, onun yerine başka biri ölse de olur. Bu şekilde dünya düzen içinde kalabilir ve Makoto'nun hayatı kurtarılabilir. Bu basit bir fikirdi. Biz mi öldüreceğiz birini? Bir kişinin ölmesi gerekiyor bu nedenle. Eğer düzeni bozan ben yok olursam bu kabus... Oha! Makoto'nun babası ölmeyecek. Aynı şekilde Mikio da ölmeyecek. Ha, Mikio'yu arayabiliyorum ben. Bir de öyle bir seçenek vardı. Makoto ile Mikio bilmeden gözden kaybolup gideceğim. Bu doğru bir çözüm bile olmayabilir ama öğrenmenin tek bir yolu var. Kendimi mi öldüreceğim şu an? Elimde tuttuğum mutfak bıçağına baktım. Yapma ya. Of, bir de ses yapmış. Tövbe. Bu iyi son deme bana buna. Sen ve ben aynıyız. Bugün bitecek ve en sonunda yarın senin için gelecek. Kaderin döngüsünden serbest bırakıldın. Artık hiçbir şey senin hayatını kısıtlayamayacak. Sen yaşamalısın. Gerçek son, sınıf arkadaşı. Ha. İyi son var mı acaba? Gerçek son var da. İyi son olabilir mi? Bayağı oyun bitti şu an.
Çok garip bir oyundu. Ben şu an şeye de bakmak istiyorum. Bir internetten araştırıp bu videoyu bitirmeden acaba hangi başka bir son yapabiliyor muyuz? Zaten iyi son var mı? Yoksa tek şey bu mu? Kendimizi öldürmek mi? Buna çok kısadan bir bakmak istiyorum. O yüzden şimdi keseceğim. Daha sonra sizi bilgilendireceğim. few moments later. Evet arkadaşlar, internetten baktım ben, oyunun 7 sonu varmış. Anladığım kadarıyla bizim bu yaptığımız bıçağı alıp bir nevi kendimizi öldürmemiz diyeyim artık gerçek sonuymuş oyunun. Seçenekler arasındaki gerçek sonuymuş oyunun. Onun dışında ben şu an iki tane daha sonu yapmak istiyorum. Tabii ki de hepsini göstermeye bence çok fazla gerek yok. Birincisi evde hiçbir şey yapmadan çıkıp gitmek. İkincisi ise bıçağı alıp babasını öldürme gibi bir seçeneğimiz de varmış. Ben bu ikisini yapmak istiyorum. Onun dışında bıçağı alıp kızı, yani Makoto'yu da öldürebiliyormuşuz. Ya da işte telefonla şeyi de arayabiliyoruz. Mikio'yu, bu Makoto'nun arkadaşını da arayabiliyoruz mutfaktaki telefonla. Bu tarz böyle seçenekler var. Kısacası 6-7 tane sonu var oyunun. Benim ilk yapmak istediğim şey hiçbir şey yapmadan çıkıp gitmek. Dışarı çık diyor. Aynen. Böylece hani anladığım kadarıyla bunu yaparsam oyun bana anlatıyor bu kız nasıl ölüyor tam anlamıyla, gördüğünüz üzere. Hani bunu görmek istedim. Bu kız ölüyorsa nasıl ölüyor diye. Makoto, hala uyanık mısın? Aa, demek beni bekliyordun. İşimi yeni bitirdim. Bu kadar geciktiğim için üzgünüm. Teşekkür ederim Makoto. Zor zamanlardan geçiyorum. İşlerim çok iyi gitmiyor. Kurgulama sırasında bana fena kızdılar. Aa, üzgünüm, bu kadar çok şikayet etmemeliydim. Zaten annenin canına tam da bu sebepten dolayı tak etmişti. Sen benim yanımdasın değil mi Makoto? Annen gibi sen de beni terk edip gitmezsin değil mi? Ben seninle birlikteyim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Senin yanında kalacağım. Makoto. Of. Cidden mi? Hey Makoto. Eğer sana ölmek istediğimi söyleseydin benimle birlikte ölür müydün? Bu nasıl babadır ya? Ha? Görüyorsun ya, yaşamaya devam etmek artık çok zorlaştı. Bunların hepsine bir son vermek istiyorum. Ama seni bu tarz bir dünyada yalnız bırakmaktan korkuyorum. Bu yüzden Makoto, lütfen benimle birlikte öl. Of. Demiştim sıkıntı babada diye. O gülüyor bir de ya. Şerefsize gel. Endişelenme Makoto, sıradaki benim. Şimdi ben. Yapamam. Makoto yapamam, bunu yapamam. Korktun mu şimdi? Kızı öldürürken hiç tereddüt etmiyor. İşin ilginç tarafı. Kendisine gelince birden şey yapıyor. Korkuyor. Tövbe tövbe. Kendimi öldürmeye çok korkuyorum. Bunu yapabilmem imkanı yok. Vallahi şu an küfür etmemek için zor tutuyorum kendimi. Kısacası böyle ölüyormuş anladığım kadarıyla. Makoto ölmüştü. Kendi babası tarafından çifte intihara zorlanmıştı. Böyle ölmesine sebep olacak nasıl bir hayat sürdürmüştü acaba? Ölsem benim için daha mı iyi olur? Bana bunu neden sordu? Ben onun bir arkadaşı ve akrabası değildim. Sadece bir sınıf arkadaşıydım. Pek de konuşmadığı bir sınıf arkadaşıydım ama ona rağmen o soruyu bana sormuştu. Oyun şu an başa mı sardı? Mako başkalarının ona yardım etmesini gerçekten istese bile onu dinlendirmeyecek türde bir kız. Benden ona yardım etmemi istemiş olabilir. Çünkü onun ne arkadaşı ne de ailesiydim. Çünkü yalnızca onun sınıf arkadaşlarından biriydim. Belki de bunları söyleyebiliyor olmasının tek nedeni buydu. Makoto.
Ben sakın ölme desek kıza bizi şey yapar mı, sallar mı acaba? Merak ediyorum da ne yaptığımı senin gibi birine neden söyledim ki? Belki de bana yardım etmeni istemiştim. Kimseye söyleyemezdim ve insanların bilmesini de istemiyordum. Bu yüzden senin yanında oturan kişiyi seçtim. Geleceğine inanmıştım bile. Hey, bu garip değil mi? Bu noktadan sonra bir geleceğim yok artık. Zaman sayısız defa döngüye girecek. Bundan kaçamıyorum. Bundan sonra ne yapacağımı bile bilmiyorum. Bu zaman döngüsüne sıkıştım. Ben farkında olmadan yine sabah olmuş. Yatarım, gitmeliyim. Bugün birbirimizi tekrar görelim. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Kötü son bir izliyordum. İşte bunlar artık kötü sonlara giriyor hep. Zaten gerçek sonu yaptık. Şimdi bir de şeye bakmak istiyorum. Bunu bir seçeyim. Bıçağı alıp adamı öldürmeyi deneyeceğim. Bu sefer ne olacak? Ona da bir bakacağız. O da kötü son olacak ama denemek istiyorum o yüzden. Onun dışında diğer sonları yapmayacağım. Çok bir gereği yok benim için. Sadece ben bu şahsen bu ikisini merak ettiğim için. Hani gidip de kızı öldürmeyeceğim çünkü. Ya da arkadaşını aramayı da çok gerekli bulmadım. Bakayım ne olacak? Bu Makoto'nun babası. İşte şu an uyuyor diyor. Öldürecek misin onu? Aynen, bakın ne olacak? Merak ettim. 24'ü diğer gün, ertesi gün şu an. Makoto ölmedi. O kurtuldu. Babasını öldürdüm ve onu kurtardım. O günden sonra Makoto her gün gözleri çıkarcasına ağladı ama bir süre sonra yavaşça normale dönmeye başladı. Bu kızın annesi nerede acaba? Hani boşanmışlar mı yoksa annesi de vefat mı etmiş? O zamandan bu yana ne kadar zaman geçti? Herkesi endişelendirdim. Sen de dahil, üzgünüm. Ama teşekkürler. Bak, bu gerçekten şaşırtıcıydı. Mikio her zaman sulu gözlü ama o gün gözleri kızarana kadar ağladı. Beni şey gibi hissettirdi. Ölmediğime minnettar. Ha? Kesin bir şeyler olacak. Kesin kötü bir şey olacak abi. Müzik bile değişti. Baksana. Bunca zamandır düşünüyordum da. Demek öyleydi ha. O sendin, öyle değil mi? Babamı öldüren kişi sendin. O gün evime geldin, değil mi? Bunu neden yaptın? Seni kurtarmak istedim. Durumu açıkla. Yani durumu açıklamak da zaten seni kurtarmak istedimle aynı şey değil mi acaba? Seni kurtarmak istedim diyeceğim, yine ben kötü olacağım. Ama hadi öyle diyeyim. Yani diyorsun ki o gün benim ölmem gerekiyordu ama benim yerime babam öldü. Bunu kabul etmeyeceğim. O tek bir yanlış bile yapmamıştı. Bütün bunların nasıl sonuçlanacağını düşünmüştün. O benim iyiliğim için çalışıp durdu. Bu onun için kolay değildi ama yine de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Nasıl? Bu şekilde yaşadığım bütün bu süre boyunca nasıl hissettiğimi düşündün? Babamın tek sahip olduğu şey bendim. Ve aynı şekilde benim de tek sahip olduğum şey babamdı. Biz birbirimize sahip çıkıyorduk. Sen anlayamazsın. Anlamanın imkanı yok. Bunu yaparak beni kurtarmadın. Hayatımı kurtarmış olsam bile kalbimi kurtaramazsın.
Eğer o gün babam benim yerime öldüyse, eğer birinin o gün ölmesi gerektiyse, o zaman o gün ölen kişi babamdı. Ve şimdi bugün ölen kişi ben olacağım. Oha ya. Hiçbir şekilde kısacası Makoto kendini öldürdü. Kendi özgür iradesiyle canına kıydı. Eğer bu dünya gerçekten onların yaşaması için o kadar acı verici ve cehennemsi bir yerdeyse, belki de bu onlar için en hayırlısıydı. Kısacası memnun edemiyorsun yani. Kötü son iki bağımlılık diyor. Hiçbir şekilde memnun edemiyorsun yani. Ya ben kendimi öldüreceğim, güzel her şey mutlu olsun diye, ya da böyle olacak yani, başka yapacak bir şey yok. Her neyse, ben açıkçası bu iki sonu merak ediyordum. Onun dışında birkaç tane daha var ama hani çok beni cezbetmedi diyeyim en azından. Onun dışında işte kızı arayabiliyoruz falan filan, birkaç tane daha var. Son. Ya da hadi kızı da arayalım, hadi onu da yapayım hazır başlamışken. Kız dedim de işte yakın arkadaşım Mikio'yu arayacağız. Mikio'yu arayacak mısın? Hadi bunu da arayayım. Bunu da yapalım. Açacak mı acaba? Merhaba Ayataru. Ne haber? Saat ne kadar da geç olmuş. Sanırım Makoto ölebilir. Ha Mako. Bu doğru mu? Olamaz. Ne yapmalıyız Yataru? Mako'yu kurtarmamızın bir yolu yok mu? Nasıl yapılabileceğini biliyorsun değil mi? Hadi söyle bana. Biri onun yerini almalı. Tamam. Tamam o zaman, yani eğer ben ölürsem Mako kurtulacak mı? Ha bunda da bu ölüyor. Anladım, teşekkürler. Ben... Kız kendini öldürüyor bu sefer de. O gece Mikio öldü. Bir intihardı. Mikio vefat etti. Makoto'nun hayatını kurtarmak için kendi canını aldı. Ertesi gün yine Makoto kesin öğrenir, bizden bilir ve yine kendisini öldürecek diye düşünüyorum, bilemedim. Neden Mikio, neden? Neden kendini öldürdü? Mikio Makoto'nun yerine geçti. Tüm olay bundan ibaretti. Eğer kader Makoto'nun bugün ölmesini söylüyorsa, onun yerine başka biri ölse de olur. Bu şekilde dünya düzen içinde kalabilir ve Makoto'nun hayatı kurtarılabilir. Yataru, sen bir şey biliyor musun? Mikio neden ölmek zorundaydı ki? O öldüğü için sonra ölmedin. Allah'ım ya, biz de niye sürekli bu kadar dürüstüz onu da anlamadım ama. Anlamıyorum, sen neden bahsediyorsun? Benim ölmüş olmam gerektiğini mi söylüyorsun? Mikio'nun benim yerime öldüğünü mü söylüyorsun? Şimdi burası benim ölmediğim gerçeklik mi? Mikio'nun sadece sayılar eşitlensin diye öldüğü gerçeklik yani. Bu tarz bir gerçeklik istemiyorum. Kahretsin, işler neden bu şekilde gelişti? Hayır Mikio. Ve böylelikle Makoto'nun hayatı kurtuldu. Mikio'nun hayatı karşılığında. Kötü sonuç, Mikio'nun arzuladığı gelecek. Kısacası dediğim gibi bir sürü son var bu şekilde. Onun dışında hani çok diğer sonları da dediğim gibi göstermeye çok gerek yok bence. O yüzden bunun öyle biteceğini mi düşündün? Aynen, ben videoyu kapatmak istiyordum ama bunu en iyi arkadaşımın ölümünü kabul etmenin imkanı yok. Kabul etmemin imkanı yok. Yataru, bunu sen yaptın. Onu bu işi yapmasına sen ikna ettin.
Eğer bu dünyada kendini tekrar edecekse bu demek oluyor ki senden bir tane daha etrafta geziyor. İkinizden biri ölse sorun olmaz yani. Bizi mi öldürdü? Affedilemez. Galiba bizi öldürdü. Kısacası yani oyun bu şekilde, dediğim gibi. Ne yaparsanız yapın yine sonu kanlı bitiyor kısacası. Dediğim gibi hoş, güzel bir oyun. Diğer sonlarını yapma gereği duymuyorum çünkü psikolojim iyice bozulmaya başladı. Daha fazla kan görmek istemiyorum. O yüzden bu videonun sonuna gelelim. Önerdiğiniz için çok teşekkür ediyorum bunu. Eğer sonuna kadar izlediyseniz de teşekkür ediyorum kesinlikle. O zaman başka bir videoda diyeyim artık. Daha böyle mutlu, güzel, hoş bir video olsa çok güzel olur bence. Hoş bir oyun olsa daha güzel olur. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.